Eksi günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Adana'dayız. Adana'nın o güzelimsi renkleriyle ve kültürüyle yoğrulacağız. Aynı zamanda bu çalışma Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında biz burada bulunmaktayız. Adana'nın tarihiyle ne gideceğiz? Çocuklarla oyunlar oynayacağız. Ve bununla beraber halka ve vatandaşa dokunacağız. Yani onlara bir evlatları olduğumuzu, bir kardeşleri olduğumuzu aktaracağız, sunacağız kendimize. Güzel bir merkez yerindeyiz ve burası gerçekten otel gibi bir havası var. O yüzden yani Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalardan biri de tabii bunu gençlere ve çocuklara sunmak. O yüzden bu yapılan çalışmayı tebrik ediyor ve bu tip çalışmaların da devamının gelmesini arzu ediyorum. O zaman başlayalım. Sevgili arkadaşlar, şu anda arkamda bulunan bölüm Menderes Adası diye biliniyor, yapay bir ada. Aynı zamanda burada Amerikan Adası da deniyor. Şimdi biraz sizlere Adana'nın tarihçesinden bahsetmek isterim. Adana'nın tarihçesi 6000 yıl öncesine dayanıyor ve çok geçmiş bir serüvene sahip bir memlekettir Adana. Bununla beraber önemli bir Sümer destanı olan Gılgamış Destanı'nda da tıpkı Adana kelimesine Adanya diye tabir edilecek şekilde bahsedilir. Tabii o bahsedilen kısmın Adana ili olup olmadığı halen tartışma konusu ama çoğunlukla tarihçiler orada belirtilen destan kısmının ve Gılgamış'ın Adana'dan bahsettiğini belirtir. Tabi Adana medyada kötü yansıtılan bir memleket maalesef. Oysa ki biz gezip gördüğümüzde çok güzel, zengin mutfak kültürüyle olsun, turistik mevkileri olsun çok güzel bir memleket aslında. Bununla beraber önemli bir zengin yatağına da sahip. Burası şöyle tabir edilir, Doğu'nun Almanya'sı diye tabir edilir. Çünkü burada her türlü iş imkanı söz konusu, tarımdan tutun sanayiye kadar. Buna beraber denizden elde edilen bir bütçe de var. Yani Akdeniz'den gelen bir gelir de var. Aynı zamanda bunların dışında turizmin başkenti de diye belirtildiği için önemli bir mevkiye sahip. Neden? Çünkü burada Orta Doğu'nun en büyük camisi var. Onun dışında yine burada önemli bir tarımsal alan var. Yine tarihte buranın önemli bir kısmı söz konusu. Nedir bu kısım? Bilindiği üzere Kurtuluş Savaşı'nda buralar maalesef ki Fransız işgaline uğruyor. Tabii burada önemli politik çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar kapsamında Mustafa Kemal Atatürk bizzat Adana ile ilgilenip Kurtuluş Savaşı döneminde bir anlaşma sağlıyor. Ankara Antlaşması. Bu anlaşma kapsamında tabi Adana Milli Mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda ülkemiz topraklarına katılıyor. Bu önemli bir bilgidir. Daha sonraki süreçlerde yine Winston Churchill ile İsmet İnönü'nün görüşmeleri oluyor. İşte burada Adana'da dediklerine göre İsmet İnönü ile Winston Churchill görüşüyorlar. Winston Churchill İkinci Dünya Savaşı'na gel yanımızda yer al diyor İsmet İnönü ama İsmet İnönü bunu kabul etmiyor. Bu görüşme meşhur Adana görüşmesi diye biliniyor. Bu bilgiyi de anlatmak istedim. Thank you.
Sevgili arkadaşlar, şu anda Adana'nın en eski ve en büyük mezarı olan Asri Mezarlık'tayız. Ve burada şehitlerimiz için, asker ve polis şehitlerimiz için yapılan büyük ve güzel bir abide de var. Ve aynı zamanda onları almak için ve onların mezarlıklarının bırakılması için de güzel bir yer tahsis edilmiş. Burası aslında 1935 yılında şehitlerimize tahsis edilmiş. Yani vefat eden askerlerimize ve polislerimize ve diğer devlet mensubu olan görevlilerimize bırakılmış. Tabii insan burayı gezince çok duygusallaşıyor. Çünkü o kadar çok mezarlık var ki, yani tarihten, geçmişten günümüze değin çok Adanalı vatandaşımız, devlet mensubumuz şehit olmuş. Gördüğünüz üzere ve tabii bunun arka tarafı da var. Yani tabii insan burada heyecanlanıyor, farklı bir duygu yaşıyor. Güzel bir yer burası ve burayı mutlaka ziyaret edip bir Fatiha şehitlerimize aynı zamanda iki ihlas okumanızı ben öneriyorum. Bana bir tane verin. Bana bir tane verin. Verin bakalım arkadaşlar. Kanka. Şu kale arkasındaki siyah. Görkem hocam, telefon konuşmam bitti değil mi? Şu anda Adana Demirspor ile Adana Spor'un futbol karşılaşmalarını oynadığı stadyumdayız. Adana Yeni Stadyumundayız. Burası gerçekten atmosfer olarak çok güzel olmasıyla beraber aynı zamanda güzel bir ambiyansıyla da futbol severlerin kalbini çalacak tipte. O yüzden burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, hemen bu arka tarafındaysa işte futbol severlerin karşılaşmayı izledikleri yerler, koltuklar. Burada yine file var. İşte top atışlarında ve de vuruşlarda taraftarlar top çarpmasın diye alınmış bir tedbir gibi bir şey. Aynı zamanda herhangi bir kavga, tartışma ortamı yaşanmasın diye de alınmış bir önlem gibi sayabiliriz bu fileleri. Yani bu fileler bayağı uzun. O yüzden güzel bir tedbir almışlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda güzel bir yere geldik. Soyunma olduğu bir mevkiye, bir alana geldik. Burada tabi vatandaşlar dinlenmek için olsun, aynı zamanda günlük yorgunluklarını üzerlerinde atmak için daha çok mesaiden sonra, mesai saatleri sonrası gelip burada dinlenip istirahat ediyor. Suyun yanında güzel bir manzara tadı yaşıyor. Sevgili arkadaşlar, şu anda Misis Antik Kenti'ndeyiz. Adana'da tıpkı Zerzevan Kalesi gibi, bununla beraber tıpkı Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe gibi önemli bir mevki alanı varmış. Tarihi bir mevkiymiş burası. Misis Antik Kenti diye de biliyormuş. Burada tarihi 6000 ile 7000 yıl arasında değişen bir geçmiş bulunan ve zamanında farklı imparatorlukların, farklı medeniyetlerin yaşadığı söylenen yerdeyiz ve burada kazı çalışmaları devam ediyor. Buradaki kazı çalışmaları tabi daha çok 2008 ve 2012 yılları arasında başlamış olup halen de devam etmekte. Bu da tabi önemli bir bilgi. Burada Yüreği ilçesine bağlı olan bir tarihi mevki. Tabi burada sağ olsun Yüreği Belediyesi bizlere hem havlu hem de güneşten korunmamız için, Adana'nın sıcağından korunmamız için bize bir şapka verdi. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi buradaki tarihi eşyaları ve birikimini de sizlere yansıtacağız. Hello, 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 hello
Sevgili arkadaşlar, bugün Atatürk Müzesi'ndeyiz. Adana'da bu eski tarihi yapının bulunduğu kısımda Atatürk'ün hatıraları ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadele zamanında ve Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli olan malzemeler, örnek veriyorum madeni paralar olsun ve buna benzer olarak diğer teçhizatlar, silahlar olsun burada sergilenmekte ve turistlerin önüne serilmekte. Kurtuluş Savaşı'nın sırasında. Recep'i sağa sola mı geçer bu? Bir de Recep başlıyor. Arkadaşlar şu anda Adana Sinema Müzesi'ndeyiz. Adana Sinema Müzesi eski bir yapının içerisinde olması dahilinde bir de önemli bir konuyu da barındırmakta. Burada tamamen sinema severlere ve sinema sanatçılarının bulunduğu müzeler ve görseller söz konusu. Bunlar şimdi depremzede şeyler mi? Şey. Hocam bunlar depremzede mi? 6 Şubat gördüm işte. Sevgili arkadaşlar, şu anda Adana'nın en önemli camilerinden biri olan Kemeraltı Camii'nin önündeyiz. Kemeraltı Camii 1548 tarihinde yapılmış ve günümüze kadar çok iyi bir şekilde işlevselliğini koruyarak ulaşmış durumda. Yani Adana'da yaşayan deprem bile bu tarihi camiye zarar verememiş. Sevgili arkadaşlar, gezimizin sonuna geldik. Adana'da duyar çok güzel günler geçirdik. İnşallah diğer günlerde de bu tipimiz gezilerimiz devam edecek. Sizi takip etmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Sizinle kalın.